Sesli Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugün Türk sinemasında yıllarca uzak kaldığımız dünya çapındaki bir başarıyı bize yakın eden bir yönetmenle konuşacağız. Türk sinemasının dünyaya duyurulmasında çok büyük katkısı olan 21 yıl aradan sonra Cannes Film Festivali'nden Türkiye'ye 2 ödül kazanarak dönen, yaşadığı toprağın hikayesini yaratıcılık, samimiyet ve ciddiyetle anlatmanın evrensel değere sahip olduğunu bizlere ispat eden yönetmen Sayın Nuri Bilge Ceylan bugünkü konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle hem Türk sineması adına hem Türkiye adına sizi ve dolayısıyla ekibinizi gönülden kutluyorum ve bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Elinize sağlık diyorum ve özel bir teşekkürümü de burada iletmek istiyorum. İlk kez bu ödül sonrasında Sesli Düşünenlere katılmayı kabul ettiğiniz için. Çok mersi. Şimdi son bir haberle başlayalım. Dün okuduğum bir haber içime biraz burktu. Şöyle diyorsunuz o haberde, Sabah gazetesinde çıkan bir yayın bu. Sertap Öz evlat, biz üvey miyiz diye bir manşet var burada. İzleyicilerimle de paylaşayım. Bu ne kadar doğru ve ne anlatmak istediniz? Tabii ki ben kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Yani onun yakınından bile geçmedim. Yani bu noktada magazin gazetecilerinin yaratıcılığına hayran olmamak elde değil gerçekten. Yani nereden çıktı bu konu onu da anlamış değilim gerçekten. Peki ne anlattınız? Yani basın açıklamasında hiç böyle ödül konusunda bir tartışma oldu mu? Oldu tabii ama ben o konuya hiç girmek istemiyordum ama artık olaylar denetleyemeyeceğiniz bir hale geliyor. Çünkü soru alıyorsunuz ve cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Birisi kalktı sordu, sizi arayan oldu mu mesela? Ben söyledim yani Dışişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı aradı dedim. Kültür Bakanı aradı mı dediler. Aramadı dedim. Ama bunu sadece gerçeği söylemek adına, yani soruya cevap vermek zorunda kaldığım için söylemiştim. Oysa soruyu çıkardığınız zaman, sadece cevabı söylediğiniz zaman bu bir sistemmiş gibi algılanıyor. Peki bir sisteminiz var mı? İletmeseniz bile gizli olarak. Kesinlikle yok. Çünkü ben sonuçta Cannes'a giderken bana Türkiye'de yardım etmiş tek kuruluş sonuçta Kültür Bakanlığı. 25 milyar lira destek verdiler ve bu masraflarımın bir kısmını karşılamaya sağladı gerçekten. Sadece şeyin netleşmesini istedim. Bakan herhalde yanlışlıkla 50 milyar destek verildiğini söylemişti. Ben bu desteğin 50 milyar değil 25 milyar olduğunu söyledim. Olay bu kadardır ama ondan sonra ama başka sorular. Ama bu olayı daha da ilginç kılıyor. Eğer siz daha Cannes'a gitmeden önce az ya da çok bir destek vermiş ise Kültür Bakanlığı, evet, onun sonrasında bu desteğin çok ötesinde başarı elde eden bir film için herhalde bir teşekkür edilmesi gerekir diye düşünülüyor. Yani bunu düşünmek en azından benim görevim değil. En azından bende böyle bir duygu yok. Yani sonuçta 25 milyar az para değil ve bana destek vermiş birisine teşekkür etmem gerekirken niye istemediğim? Kaldı ki böyle olaylara hiç önem vermem ben. Yani hatta formalite konuşmaları da bu tarz hiç sevmem. O yüzden böyle bir beklentim kesinlikle yoktu. Ama daha sonra gelen sorularda işte devletle sinema arasındaki ilişki sizce nasıl olmalı? Ya da devlet sinemayı düzeltmek için ne yapmalı gibi gelen sorulara son derece analitik, mantıklı çözümlemeler getirmeye çalıştım. Ama bu iki cevap birbirine sorular çıkarılıp arka arkaya eklendiği zaman sanki ben Kültür Bakanlığı'nı şikayet ediyormuşum ya da sistem yapıyormuşum gibi bir ilgisizlikten yakınıyormuşum gibi bir şey çıktı ortaya. Sayın Erkan Mumcu'nun bir açıklaması var. Yine basından takip edebildiğim kadarıyla, ne kadar doğru bilmiyorum ama bunlar zaten bireysel başarılar. Hem Sertap Erener'in hem de Nuri Bilge Ceylan'ın başarıları toplumun hem sinema hem de müzik alanında, kültür sanat anlamında ciddi bir dönüşüm yaşadığının göstergesi değil. Bunlar o kişilerin bireysel başarıları gibi bir açıklaması var. Evet. Doğrusu öyle yani. Benimki söz konusu olduğunda diğerini bilmiyorum ama ben bugüne kadar ne film yaparken ne de başka zaman herhangi bir yardım görmedim. Peki olmalı mı? Yani yardım olmalı mı, destek olmalı mı ya da evet, yol açılmalı mı? Ya da en azından sevgili Sertap Erener ve ekibine yapıldığı gibi Türkiye dönüldüğünde bir alkış tutulmalı mı?
Valla en azından ben bunu istemiyorum. Ayrıca Eurovision başarısıyla bu nitelikleri çok farklı şeyler. Evet. Şimdi bu hiç tanınmayan bir yönetmenin, tanınmayan bir filmi, Kana Kan diye bir yere gitmiş, kimsenin bilmediği, yani çoğunluğun bilmediği bir festivalde bir ödül almış, dönüyor. Yani bu buna niye ilgi göstersin ki halk? Oysa öbürü çocukluğumuzdan beri Avrupa ile didişmemizin bir sembolü haline gelmiş bir şey. Yani o tabii ki daha çok heyecan uyandıracak. Bu çok normal bir şey. Yani ama ben böyle bir heyecanı tabii ki beklemiyorum. Peki heyecanın ötesinde bir de kendi alanında iz bırakmak, derinliği açısından, niteliği açısından değerlendirecek olursak böyle bir motivasyonun sergilenmesi gerekmiyor muydu ki? Burada Nuri Bilge Ceylan gibi örneğin Orhan Pamuk'un Dublin Edebiyat Ödülünü kazanması da bir örnek olarak verilebilir. Evet. Ama bu başarılar daha çok mesela Cannes Film Festivali sinema profesyonelleri tarafından ve bazı entelektüeller tarafından bilinen bir şey. Yani bunun hiçbir zaman ödül törenleri falan yayınlanmıyor ki. Dolayısıyla halkın bileceği bir şey değil. Yani o tarz bir ilgi beklenemez zaten. Kaldı ki benim beklediğimden daha fazla bir ilgi var zaten. Yani gazeteler işte kapaktan haber yapıyorlar. Yüzlerce söyleşi teklifi geldi. Yani daha ne olsun, bu benim beklediğimin çok daha üzerinde bir şey. Peki yine devlet ve sinema ilişkisine dönecek olursak, şimdi evet devletin sinemaya verdiği bir destek olması gerekir diyenler var ama öte yandan da sizin de bir parçası olduğunuzu kabul ettiğim bir ekol var ki daha çok bağımsız sinemanın yeşermesi gerektiğine inanıyor. Bu anlamda çok hassas bir denge var. Bu dengeyi tutturmak için ne yapılmalı? Bundan sonra o yolun daha da açılarak ve dünyaya kucaklaşarak devam edebilmesi için devlet ve sinema arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? En sağlıklı olan yöntem nedir sizce? Şimdi aslında benim fazla bir yardıma ihtiyacım yok. Sonuçta filmlerim kendi yağıyla kavrulabiliyor. Yani en azından bugüne kadar böyle oldu. Ama devletin sinemaya yine de bilinçli bir şekilde yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu basın toplantısında da söyledim. Yani Kültür Bakanlığı'na sistem yapmıyorsam ona karşı hiçbir eleştirim yok anlamına gelmiyor bu tabii. Ama genel olarak, yani bu olayla ilgili olarak değil. Basın toplantısında da söyledim o gün. İran örneğini verdim. Hani bize en benzeyen durum olarak. İran'da da ticari ve sanatsal filmler yapılıyor.